Merhaba arkadaşlar, Hologram TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda telefonda virüs olduğunu nasıl anlayabiliriz? Eğer virüs varsa nasıl temizleyebiliriz? Şimdi bunları öğreneceğiz. Birçok kullanıcı telefonda virüs olup olmadığını veya telefonunda yaşadığı problemlerin virüsten kaynaklı olup olmadığını merak edebilir. Biz de tecrübelerimize dayanarak sizler için telefona virüs bulaştığında nasıl belirtiler gösterir diye bir rehber hazırladık. Öncelikle şunu açıklamak gerekirse bilgisayarda aşina olduğumuz virüsler ile telefondaki virüslerin çalışma şekli ve mantığı birbirinden farklıdır. Örneğin Windows için yapılmış bir virüs Android bir telefona zarar veremez. Aynı zamanda Android için yapılmış bir virüs de Windows yüklü bilgisayarınıza zarar veremez. Çünkü yazılımların çalışma şekilleri birbirinden farklıdır. Windows'ta çalıştırılabilir dosyalar exe, msi ve bat iken Android'de apk IOS da IPA şeklindedir. Telefonda virüs olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bu zararlı uygulamaların bulaştığı bir telefonda ne gibi değişiklikler veya belirtiler gözlenir? Hep birlikte bakalım. 1. Can sıkıcı ve alakasız bildirimler. Akıllı telefonlarda en çok karşılaşılan zararlı yazılım tipi reklam amaçlı bildirim göndermektir. Bunun sebebi bilmeden veya bilerek web sitelerin size bildirim göndermesine izin vermenizdir. Bir diğer sebep ise telefona yüklediğiniz veya sizden habersiz yüklenen oyun veya uygulamaların arka planda çalışıp sizlere bildirim göstermesidir. 2. Açılır pencereler ve reklamlar. Tıpkı bildirimler gibi telefonlarda zararlı veya istenmeyen pencereler açılabiliyor. Bu pencereler reklam amaçlı olduğu için sık sık gösterilmeye devam ediliyor. Cep telefonunuza yüklediğiniz veya sizden habersiz yüklenen oyun veya uygulamaların arka planda çalışıp sizlere Pencere veya reklam göstermesi şeklinde olabiliyor. 3. Telefonun kendi kendine bir şeyler yapması. Cep telefonlarındaki diğer bir anormal belirti ise telefonda kendiliğinden bir şeylerin hareket etmesi, açılmasıdır. Sizlerin kontrolü olmadan telefon uygulama açabilir, bazı ayarları açıp kapatabilir. Bu durumda telefona zorlu bir yazılımın bulaştığını düşünebiliriz. 4. Kendiliğinden açılan web sayfaları Kötü amaçlı yazılımların amaçlarından biri de reklam amaçlı web sitelerine sizi yönlendirmektir. İzniniz olmadan arka planda veya ön planda web sayfaları açılabilir. 5. Telefonda aşırı ısınma. Telefonda virüs olma ihtimalini güçlendiren nedenlerden biri de sıcaklıktır. Telefonlar yüksek güç tüketen işlemlerde yani işlemcinin çok kullanıldığı durumlarda telefonda ısınma meydana getirir. Buna bataryanın ısınmasına da eklediğimizde hele ki yaz aylarındaysak telefonda can sıkıcı bir sıcaklık olur. Bu durumda telefonumuzda en çok güç tüketen uygulama veya işlemleri bulup kaldırmamız gerekmektedir. 6. Telefonda donma ve takılmalar. Telefonda virüs olduğunu belli eden durumlardan biri de yaşanan donmalar ve takılmalardır. Telefonun kaynakları virüs tarafından kullanılıyorsa kendi işlem ve kullanımlarınızdan donma, takılma ve performans sorunları yaşarsınız. 7. Şarjın erken bitmesi. Telefonda zararlı yazılımlar bulunduğunda şarjınız normal kullanıma göre daha az dayanacaktır. Çünkü virüslü işlemler telefonunuzun kaynaklarını gereksiz yere tüketip enerji harcayacaktır. Bunun için şarjın erken bitmesi bu belirtilerden biri olarak değerlendirilebilir. 8. Şarjın geç dolması. Şarjın çabuk bitmesi bir belirti olabileceğini söyledik. Aynı zamanda şarjın geç dolması da bir belirti olarak değerlendirilebilir. Çünkü sizler bir taraftan şarjı doldururken virüsler de bir taraftan sistem kaynaklarını tüketerek şarjı boşaltır. Bu durumda telefonun bataryası geç dolar. 9. Uygulamaların çökmesi Telefon virüslerinin neden olduğu olaylardan biri de sık sık uygulamaların çökmesidir. Çünkü sizler normal olarak telefonu kullanırken virüs de arka planda bazı işlemler yapar veya veri sızdırır. Bu durumda kullandığınız uygulamalarda kararsızlıklar meydana gelerek çökmeler yaşanabilir. 10. Fazla veri kullanımı Virüsler arka planda sistem kaynaklarını kullanırken bunu online olarak veri akışı yaparak oluşturur. Bu da fazladan data kullanımı demektir. Telefonunuzda olağandan fazla mobil veri kullanımına rastlarsanız bu bir belirti olabilir. 11. Telefonun kendi kendine kapanması telefona bulaşan virüslerin sistemde kararsızlıklar oluşturduğunu söylemiştik. Bu durumu sonuçlarından biri de telefonun birden güç kesmesi veya sizin yapmadığınız halde telefonun kapanması olarak gösterilebilir. 12. Kendiliğinden gönderilen SMS, mail ve WhatsApp mesajları. Virüslerin amaçlarının başında reklam ve cihazınızı bir aracı olarak kullanmak olduğunu söyledik. İzniniz olmadan birilerine veya tanımadığınız numaralara SMS, Mail ve WhatsApp mesajları gönderilmişse veya rehberinizdeki tüm numaralara SMS veya WhatsApp'tan mesajlar gönderiliyorsa casus yazılımların telefonunuzu ele geçirmiş olması mümkün. 13. Telefonun geç kapanması. Telefonunuzu kapatmak istediğinizde kapanmıyorsa veya geç kapanıyorsa arka planda hala aktif olan görev ve zararlı işlemler kapanmayı engelliyor olabilir. Sizin de telefonunuz geç kapanıyorsa bu ihtimali göz önünde bulundurun. 14 artan telefon faturası. Bu belirti veri kullanımı ile doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca mobil ödemelerde de izniniz olmadan yapılan alışverişler telefon faturasına yansıyan izinsiz harcamalar virüs sebepli olabilir. 15. Bankacılık hesaplarınızda olağan dışı hareketler. Telefon faturasının yükselmesi gibi bankacılık işlemlerindeki hareketlerde durum tespiti için kullanılabilir. Bankacılık bilgileriniz veya kredi kartı bilgileriniz telefonunuza bulaşan zararlı yazılımlar tarafından ele geçirilmiş olabilir. Eğer ekstrelerinizde olağan dışı hareketler ve haberiniz olmadan yapılan alışverişler varsa telefonunuzu temizlemenizde fayda var. Evet şimdiye kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz görüntülerde Android telefonlara virüs bulaştığının belirtilerini inceledik. Şimdi telefonlardaki virüs nasıl temizlenir? Telefonunuza virüs bulaştığını düşünüyorsanız ve bu virüsleri telefondan kaldırmak için neler yapabiliriz şimdi anlatalım. Telefondaki virüsleri temizlemek için tek başına antivirüs yeterli olmayabilir. Bazı kontrolleri elle kendimiz yapmamız gerekmektedir. Telefona bulaşan virüsler Windows'a bulaşan virüslerden farklı olduğu için kaldırıldıktan sonra sistemi normal olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Windows'daki gibi sistem dosyalarına kolay kolay zarar veremezler. Tabi telefon burada rotlu değilse. Cihaz yöneticisi uygulamalarını gözden geçirelim. Android sistemlerde cihaz yönetimi adında özel izinlere sahip bir alan vardır. Bu izne sahip uygulamalar telefonda birçok önemli yetkiye sahip olmuş oluyor. Siz de ilk olarak buraya bakarak hangi uygulamalara yönetici yapmışsınız bakmalısınız. Eğer bilginiz olmayan uygulamalara yönetim yetkisi verilmişse bunu kapalı hale getirerek o izinleri iptal etmiş olursunuz. Bunun için telefonunuzun ayarlar menüsünden arama çubuğuna yönetici yazın. Çıkan sonuçlarda cihaz yönetimi veya cihaz yöneticileri kısmına gidin. Burada cihaz yöneticileri listesine ulaşabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi cihazımı bul sistem özelliğine izin verilmiş. Çünkü cihazımı bul uzaktayken telefonu kilitleyebilir veya telefonu sıfırlayabilir. Cihazınız kaybolmuşsa uzaktan bazı erişimlere izin verebiliyor. Bunun haricinde diğer uygulamalarda bu yetki verilmemiş. Sizde de böyleyse sorun yok demek. En çok fil tüketen uygulamalara bakalım. Cep telefonunuzda zararlı bir uygulama varsa veya bunun farkında değilseniz, bir ihtimal arka planda çok fazla pil tüketmiş olabilir. Bunu tespit edebilmek için pil kullanımı kısmından en çok pil tüketen uygulama listesine bakmalısınız. Böylece bu listede bilmediğiniz bir uygulama güç tüketmişse o uygulamayı kaldırabilirsiniz. Bunun için Ayarlar, Pil, Performans kısmından pil kullanım verilerine ulaşabilirsiniz. Web tarayıcılarınızı sıfırlamak. Chrome Opera, Firefox ve telefonların kendi internet tarayıcıları kötü niyetli yazılımlar tarafından en çok suistimal edilen uygulamalardandır. Bildiğiniz gibi internet tarayıcıları JavaScript kodları çalıştırabilir ve sizlere bildirim gönderebilir. Bu özellikler spam yazılımları tarafından kötüye kullanılabilir. Android virüs temizleme ve internet tarayıcılarınızı kötü niyetli verilerden temizlemek için onları sıfırlayabilirsiniz. Böylece ilk günkü gibi tarayıcılarınızı kullanabilirsiniz. Web tarayıcılarınızı sıfırlamak için. Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın. Ardından Uygulamalar ve Uygulamaları Yönet kısmına gidin. Açılan uygulama listesinden arama kısmına kullandığınız internet tarayıcısını yazıp aratın. Örneğin Opera. Daha sonra tarayıcıya tıklayın. Chrome için verileri temizleme seçeneğine dokunun. Opera için alan yönetimi seçeneğine dokunun. Son olarak en aşağıda Tüm verileri temizle düğmesine tıklayarak tüm tarayıcı verilerini temizleyin. Bu temizleme işlemini telefonunuzda yüklü bulunan tüm tarayıcılar için yapmanızı öneriyorum. İnternet tarayıcı bildirimlerini kapatmak. Web siteleri size sürekli web bildirimleri gönderiyorsa ve bundan rahatsızlık duyuyorsanız şimdi anlatacağım yöntemle tüm bildirimleri kapatabilirsiniz. Örneğin Chrome uygulamasını açalım. Sağ üst köşedeki 3 noktalı menü simgesine ve ardından ayarlar seçeneğine tıklayalım. Gelen listede site ayarları ve ardından bildirimler seçeneğine tıklayalım. Bildirimler seçeneğini devre dışı bırakalım. Antivirüs ile Android virüs temizleme. Az önceki anlattığımız işlemleri yaptıktan sonra son olarak telefonunuzu bir antivirüs yardımı ile de taratmanızda fayda var. App Store veya Play Store üzerinden popüler bir antivirüs uygulaması yükledikten sonra bir tarama gerçekleştirin. Telefonu sıfırlayıp format atmak. Telefonunuzda hala sorunlar devam ediyorsa, virüslerin silindiğinden emin değilseniz Son çare telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Unutmayın bu işlemleri yapmadan önce tüm verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Çünkü tüm veriler silinecektir. Telefonunuzu nasıl sıfırlayacağınızı anlatan bazı rehberlerimiz var. Sol üstte çıkan etiketlerdeki bu rehberlerden faydalanabilirsiniz. Unutmayın bu sıfırlama işlemleri orijinal telefonlarda işe yaramaktadır. Üzerinde oynama yapılmış cihazları sıfırlarsanız şebeke sorunları yaşarsınız. Android telefonunuzu güvenli hale getirmek. Android'in bazı yerleşik güvenlik önlemleri vardır. Bu güvenlik önlemleri oldukça koruma sağlamaktadır. Bazı uygulamalar bu ayarları kapatmanızı sizden istemiş olabilir. Siz de bu istekleri onaylamış olabilirsiniz. Bu güvenlik önlemlerinin kapalı olması cihazınızı korunaksız hale getirmektedir. Şimdi bu güvenlik önlemlerini bir kontrol edelim. Play Store haricinde uygulama yüklenmesini engelleyelim bildiğimiz gibi Play Store uygulama mağazası dışından APK şeklinde uygulamalar yükleyebiliyoruz. Bu durumda güvenli olup olmadığını bilmediğimiz APK dosyalarını telefonunuza yüklemiş olabiliriz. Eğer ki Play Store dışından uygulama yüklenmişse bu ayarı gözden geçirmenizi bir öneriyorum. Bunun için Android telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın. Daha sonra güvenlik kısmına gidin. Daha sonra bilinmeyen uygulamaları yükle özelliğine gidin. Burada bilinmeyen uygulamaları yüklemek için uygulamalara izin verilip verilmediğini görebilirsiniz. İzin verilmiş uygulamalar varsa bunları kapatabilirsiniz. Google Play Protect'i etkinleştirmek. Android'in yerleşik güvenlik önlemlerinden biri de Google Play Protect'tir. Play Protect kendi çapında uygulamaları tarar ve market dışından özellikle yüklenmiş veya zararlı olduğu tespit edilmiş uygulamalar varsa sizlere uyarıp bunları sizin yerinize kaldırabilir. Kontrol etmek için Google Play Store'u açalım. Ardından en üst sağ köşedeki hesap resminize tıklayalım. Açılan listede Play Protect seçeneğine dokunalım. Daha sonra kapalı ise Play Protect taramasını aç mesajı görürsünüz. Siz de aç düğmesine tıklayabilirsiniz. Veya sağ üst köşedeki ayarlar simgesine dokunun ve açılan listede uygulamaları Play Protect ile tara ve zararlı uygulama tespitini iyileştir seçeneklerini etkinleştirin. Böylece telefonunuzu birçok zararlı uygulamalardan korumuş olacaksınız. Unutmayın ne kadar telefonunuz programlarla korunmuş olursa olsun kullanıcı zafiyeti her zaman cihaza virüs girme ihtimalini artırır. Bu sebeple bilinçli kullanıcı olup önümüze gelen her linke, reklama veya uygulamaya tıklamayalım. Videomuz burada sona ererken kanalımızı takip edip bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.